Merhabalar. Bugün Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi olarak yeni bir etkinlikte sizlerle beraberiz. Bugünkü etkinliğimizde öğretim materyali olarak ses ve video tasarlama ve yayınlama üzerinde duracağız. Bugün bizlere doktor öğretim üyesi Halil Ersoy hocamız yardımcı olacak. Semineri o verecek. Halil Ersoy hocamız 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden lisansını, 2003 yılında yüksek lisansını, 2009 yılında da doktorasını tamamladı. Şu anda Başkent Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı zamanda hem Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde hem de Başkent Üniversitesi'nde yeni kurulan Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak bulunmakta, görev yapmakta. Aynı zamanda Halil Hoca'yı ben çok uzun zamandır tanıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da genelde materyal üzerine çalışan, ses ve video konusunda oldukça yetkin bir hocamız. Bugün bütün arkadaşlara bu konularda yardımcı olacak. Tahmin ediyorum ki önce biraz altyapı oluşturmak amacıyla teorik bir sunum, sonrasında da uygulamalar yapacaktır diye düşünüyorum. Ben sizi Halil Hocam'la beraber baş başa bırakırken son bölümde, soru cevap bölümünde tekrar burada olacağımı, sorularınızı lütfen YouTube'dan yazmanızı, ben onları Halil Hoca'ya uygun bir şekilde aktaracağımı iletmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yüksel Hocam, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Dün ve bugün desteklerini bana sunan diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu sunumun sizlere ulaştırmasında dün ve bugün sağ olsunlar yardımcı oldular. Ben de Yüksel Hocam'ın söylediği gibi BÖTE'de bir öğretim üyesiyim. Hem bu dersleri, materyal hazırlama derslerini hem de aynı zamanda uzaktan öğretim ve kendi dersimde materyal hazırlama ile ilgili bir hayli deneyimim oldu. Özellikle bu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde biliyorsunuz her şeyin internetten web üzerinden yapılmaya çalışılması, bu materyallerin kalitesinin sorgulanması, daha iyisini nasıl yaparız arayışına herkesi soktu. Daha önceden bu biraz daha lükstü, pastanın kreması gibiydi ama artık hani ekmek bulamayı pasta yeme aşamasına geldiğimiz için maalesef bu materyalleri de çıtayı yükseltmek zorunda kaldık. Ben eğitim fakültesinde bir öğretim üyesi olduğum için bu tür eğitimleri çok üst noktalarda tutmayıp öğretmen mezun adaylarımızın altından kalkabileceği bir takım teknik becerilerle hazırlamaya çalışıyorum. Bugünkü sunumumuzda da ses ve video materyallerini hazırlarken, tasarlarken teknik anlamda sizleri, kullanıcıları çok az yorabilecek, maliyet anlamında, zaman anlamında neredeyse hani evimizdeki bir takım yazılımlarla, bilgisayarlarla altından kalkabileceğimiz ses ve video hazırlama senaryolarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Amacımız hiçbir zaman burada profesyonel bir stüdyo ortamında hazırlanmış, prodüksiyondan geçmiş ve profesyonel bir dağıtım ortamında veya yayınlanma ortamında elde edilmiş videolar değil. Bunlar zaten bir kişinin altından kalkabileceği bir süreç değiller. Ancak biz öğretim elemanları, öğretmenler olarak da en azından ders içerisinde kendi anlattımlarımızı, sunduğumuz bilgilerimizi o kadar olmasa da en azından yokluğumuzu hissettirmeyecek kadar sanal ortamlara aktarabilecek kadar ses ve video materyali hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Sunumumuzun ilk kısmı sesle ilgili olacak, ikinci kısmı video ile ilgili. Bir takım yazılımları da sizlere önerirken sunum bittikten sonra bunun uygulamasını da sizlerle yapmaya çalışacağım. Ben şu anda ofisimde bir ofis bilgisayarıyla size bunu yapıyorum. Bir tek mikrofonum biraz iyi bir mikrofon. Onun dışında kullandığım web kamerası, bilgisayar, ekran, her şey standart masaüstü bilgisayar diyebiliriz. Ses dosyalarıyla başlayalım. Ses dosyaları biliyorsunuz ses analog olarak kaynağından çıktıktan sonra bilgisayar mikrofonlar tarafından algılanıyor. Elektrik sinyallerine dönüştürülüp dijital hale sokuluyor. Bunu yaptıktan sonra artık mikrofondan sonra iş bilgisayarda farklı dosyalarda bizim kullanımımıza geçiyor. Çok farklı sayıda ses dosyası var. Bunlardan en popüleri MP3 dosyaları. Her türlü cihazda, her türlü cep telefonunda, her türlü bilgisayarda dinlenebilir, üretilebilir, kesilebilir, düzenlenebilir. Ve çok iyi sıkıştırma seçeneği sunduğu için de tercih edilen bir seçenek.
Bunun dışında WAV formatı, bu ekranda gördüğünüz en sondaki WAV formatı, kayıpsız, sıkıştırılmamış ses dosyası demektir. WAV formatını ilk kaydettiğinizdeki cihazlar kaydedir ama bunların taşınması, kesilmesi, tüketilmesi zordur. Çünkü megabayt olarak çok büyüktür. O yüzden biz olabildiğince hissedilmeyecek derecede kaliteden ödün vererek bunları sıkıştırıyoruz ve ekranda gördüğünüz diğer MP3, OGG, VMA gibi diğer dosya biçimlerini kullanıyoruz. MP3 çok kullanıldığı için hemen onunla ilgili bahsedeyim. MP3'ün tarihçesi aslında eski. 1990'lı yılların sonunda, 98-99'larda ortaya çıkmış bir format. Kalitesi diğer ses formatları gibi kaliteli, ancak çok çok iyi sıkıştırma imkanı sağladığı için seslerin süre bakımından megabayta dönüştürüldüğünde çok kısa megabaytlar tutabilmesini sağlıyor. O yüzden bunu tercih ediyoruz ve neredeyse bütün dijital ortamda da standart haline geldi. İşte otomobillerin teypleri de bugün MP3 çalabiliyor. Cep telefonu melodileri de MP3 gibi gidebiliyor. MP3'ün sesinizin megabyte olarak büyük veya küçük olmasını sağlayan birçok parametre var. En büyük parametre de ekranda gördüğünüz gibi bir sesinizde kullandığınız kanal sayısı. Kullandığınız mikrofon ve yazılım stereo ses kaydına izin veriyorsa, ki büyük ihtimal veriyordur, bir kere iki kanaldan kayıt yapıyorsunuz demektir. Her cinsinden sıklık değeri var. Bu da sizin ne kadar sık havadaki frekansları duymaya ve bu bilgileri dosyanızda barındıracağınıza dair bir bilgi. Bunu 11.000, 22.000, 44.000, 48.000 gibi bir takım ara değerlerle kullanıyor yazılımlar. Ne kadar yüksek değer seçerseniz o kadar detaylı sesi algılayabilirsiniz ama bu size byte olarak da yansıyacaktır. Tabii ki süremiz saniye cinsinden önemli. Bir de sesimizin sıkıştırılma aşamasında kullanılan veri miktarı, byte cinsinden çözünürlüğü de önemli. Eğer 8 bit veya 16 bit kullanıyorsanız buna paralel olarak dosyanızın büyüklüğü de megabayt olarak artacaktır. Örneğin 44 kHz'lik bir mikrofonla stereo kayıt yaptınız, 16 bit çözünürlük seçtiniz veya mikrofonun üst limiti 16 bittir. Bu genellikle yani çok tercih meselesi olmaz. Bu ya 16 ya 8'dir, belki de daha yüksek ama aralarda bir şeye geçmiyoruz. Ve 3 dakikalık bir konuşma veya müzik kaydettiniz, kaç megabayt olur? Yukarıdakileri biraz dönüştürdüğümüzde aşağı yukarı bakın 30 megabaytlık bir ses dosyası oluşturduğunuzu söylüyoruz. Bu yeterince, diğer parametrelere baktığınızda insan sesi, enstrüman sesine gayet yeterli. Ancak stüdyo aşamasındaki çok yüksek seslerde, sinemasyon seslerinde yeterli olmayan bir takım parametreler, örneğin çok daha yüksek bit miktarları, 44 kHz'in çok daha üstünde hertzlerle kayıt yapmak gerekiyor o tür durumlarda. Biz sıradan kullanıcılar için sesin kalitesini ilk etkileyecek donanım ses kartımız. Eskiden diğer kartlar gibi seçim yapabilmek zordu, seçenekler vardı. Şimdi artık ucuzladı. Dolayısıyla ekran, bilgisayar satın alırken mikrofon girişi, hoparlör girişi var mı diye sorgulamıyoruz. Ses kartı var mı diye sorgulamıyoruz ki bu zaten var olduğu anlamına geliyor. Slide'daki büyük resim sonradan takılabilen bir kart ama artık biliyorsunuz her türlü cihazda artık görmediğimiz çok küçük çipler anakartın üzerinde geliyor. Buna rağmen eğer farklı ihtiyaçlarla bilgisayarınıza ses kartı eklemek isterseniz artık aşağıda hemen hemen 50-100 lira civarındaki fiyatlarla, alttaki iki seçenekten bahsediyorum, USB'den takılan ses kartları var. Bunları taktığınız anda daha sonra takacağınız mikrofon ve hoparlörü ses alabiliyorsunuz. Bunlar dediğim gibi 50-100 lira civarında ve aslında eğitim amaçlı birçok seslendirmede işimizi görecektir. Farklı hoparlör sistemlerine, sinema sistemlerine, işte iki kanaldan daha fazla ses üretmeniz ve bunları dinlemek istediğiniz yerlerde ise daha profesyonel ses kartları almanız gerekecektir. Bunlar bağlanacak cihazların kapasitesine göre fiyatları, boyutları artan kartlar. Genellikle masaüstü bilgisayarlara satılıyor. Bu gördüklerinizin bir ötesi ise tek başına büyük ses mikserleri veya amfileri dediğimiz sistemler. Bunlar çok daha profesyonel ortamların seslendirilmesi, örneğin bir konferans salonunun seslendirilmesi için birçok mikrofon girdi ve birçok mikrofon çıktısına sahip cihazlar oluyorlar. Şu gördüğümüz girişleri herkes biliyordur. Eğer bu şekilde ayrı mikrofon girişi, hoparlör girişi varsa bir de mavi girişimiz var. Bu mavi girişte başka bir cihazın sesini bağlamak için var.
Bu gördüğünüz girişlere sahipseniz, eğer kendinizi hoparlör veya kulaklık alıyorsanız iki çıkışlı. Biri sadece ses girişi mikrofon, birisi sadece ses çıkışı hoparlör şeklinde almanız lazım. Ama cep telefonu kulaklıklarını düşünün. Onlarda tek giriş var. Tek 3,5 inçlik jack var. Onun içerisinde küçük damarlarla gösterilen ayrımlarda o iki gelen sesi ve giden sesi öyle ayırt edebiliyoruz. En çok yapılan hata bu. Bilgisayarınızdaki ses girişine bakın. Eğer tek girişse, laptoplarda öyledir muhtemelen, tablet, cep telefonu gibi, o zaman tek girişli. Ama eğer benimkisi gibi biraz daha kasa mikrofon, kasa bilgisayarı kullanıyorsanız çift girişli hoparlör almanız lazım. Diye kulaklık girişi almanız lazım. Kalite farkı yok. Bu tamamen bağlantı tercihi. Bir de tabii burada olmayan Bluetooth kulaklıklar var. Orada da tercihinize göre bilgisayarınızın Bluetooth bağlantısı varsa aynı şekilde oradan da bağlayabilirsiniz. Kablosu daha konforlu olduğunu düşünüyorum. Ses kaydetmedeki ilk aşama bilgisayarımızdaki ses kartıydı. Ses kartına bağlanacak olan mikrofonu da temin ettiğinizi varsayalım. Ne kalıyor geliyor yazalım. Şimdi ses konusu biraz daha şanslı bir alan. Çünkü ücretsiz birçok yazılımla aslında istediğimiz sesleri kayıt edebiliyoruz. Örneğin Microsoft'un Windows'un kendi içerisinde hiç ilk kurduğunuzda ücretsiz gelen ses kaydedicisi yazılımı var. Bunu dilerseniz birazdan size gösterebilirim. Açıyorsunuz size direkt bilgisayarınıza bağlı olan mikrofondan birden fazlaysa bir tanesinden direkt ses kaydetme şansı tanıyor. Kesme şansı tanıyor. MP4A olarak kaydediyor. MP3 yapamıyor. Tek dezavantajı bu. Ama bu kötü bir şey değil. Dönüştürmeye de başka seçeneklerimiz var. Ses kaydetmenin enteresan bir şekilde PowerPoint'te de bir yolu var. Özellikle PowerPoint'in son versiyonlarını kullanıyorsanız, bir hoca olarak, öğretim elemanı, öğretmen olarak çok kullandığınızı varsayıyorum. Ben Office 365'in içerisindeki PowerPoint'i kullanıyorum. Ancak 2010 ve sonrasında 2013-2016 gibi bütün PowerPoint'lerde PowerPoint'inize ek olarak ses kaydetmeyi de seçenek olarak Microsoft koydu. Bu asıl amacımız ses kaydetmekse bu sesi PowerPoint'in içerisinden alıp bilgisayara ses dosyası olarak kaydetme seçeneği de var. Asıl önemlisi olan bu. PowerPoint'i kullanmak istemiyoruz ama sesimizi orada kaydedip bir kenarıya alabiliriz. Bugün de bunu dilerseniz gösterebilirim. Bu ikisine ek olarak gerçek anlamda bir ses yazılımı, ses kayıt yazılımı olarak Audacity'yi öneriyorum. Ücretsiz, legal ve reklamsız temiz bir yazılım. Ben yıllardır derslerimde öğrencilere bunu veriyorum. Çok küçük, yani 50-60 MB bir kurulumu var. Mac için, Windows için kullanılabiliyor. Sesi kesip biçebiliyorsunuz, farklı formatları kaydedebiliyorsunuz. MP3'ler bunun içerisine dahil. Bunun da demosunu isterseniz gösterebilirim. Dediğim gibi çok pratik. Taşınabilir versiyonları var. Yani kurmadan USB belleğe takayım, ofiste çalışayım, çıkarım eve gideyim, evde yapayım gibi kurma sıkıntısından sizi alabilir. Ama kurarsanız da eğer bir sıkıntısı yoktur, kendi web sitesinden indirmeye dikkat edin. Sadece böyle uyarmak istiyorum. Gelelim Windows'a. Şimdi çok belki garip gelebilir bazılarımıza ama Windows'un bu kendi bağlı olan mikrofonları ve hoparlörleri yönetme konusunda çok seçenekler olmasına rağmen bu seçeneklerin arayüzünü ben başarısız buluyorum. Çünkü Microsoft 8'de 10'da biliyorsunuz birçok donanımın kullanılan penceresi yenilendi. Ses cihazlarının arayüzü de yenilendi. Ama dikkat edin, arka planda eski ses ayarları panelini de iptal etmedi Microsoft. Niye? Çünkü yeni panel çok başarılı değil. Ben de böyle insanlara, benim mikrofonum acaba açık mı? Benim mikrofonumun sesi kısık mı? Bende iki tane mikrofon var, hangisini şu anda kullanıyor bilmiyorum gibi sorularla gelebiliyor insanlar ilk başta bu konuları bilmedikleri için. Ben de onları kendilerinin keşfedebilmeleri için Windows'taki bu pencereleri göstermeye çalışıyorum. Windows'da denetim masasından, eski denetim masasından kendi ses ayarlarına giderseniz, ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar, kayıttan yürüt ve kayıt diye bir seçenek var. Kayıttan yürüt dediği aslında hoparlör ayarları. Kayıt ise mikrofon ayarları. Bu paneli açabilirseniz açtıktan sonra konuşun. Eğer varsa bağlı mikrofonunuz bir veya birden fazla, onun yanındaki şu ne diyelim bunları, sinyal göstericiler yeşil hale dönüp sesi algıladıkça yanıp sönecekler. Eğer burası yanıp sönmüyorsa mikrofonunuz bozuk demektir. Kabloyu takmamışsınız demektir. Düğmesine basmamışsınız demektir. Buradan başlamak lazım.
Burası yanıp söndüğü halde şu andaki gibi mesela ben size hitap ediyorum. Sesim çok kısık diyelim. İlk bakacağım şey tabii ki bu ortamın sesi ama burada yapacak bir şey yoksa belki de mikrofonumun sesi Windows'tan kısıktır diye işte bu panele dönmem lazım. Dolayısıyla burada iki şey yapıyoruz hoparlör ve mikrofonlar için. Bir, sesleri açıp kapatabiliyoruz seviye anlamında. İki, birden fazla hoparlörünüz veya mikrofonunuz varsa yazılımlar hangisini kullanacak? Bunu belirleyebiliyoruz. Varsayılan kayıt aygıtı veya varsayılan kayıttan yürütme aygıtı diye aslında varsayılan mikrofon ve hoparlör dese Windows daha iyi olur da işte Türkçeleştirmede de çok başarılı değil. Varsayılan aygıtı işaretlediğinizde az önceki slide'de gösterdiğim yazılımların hepsi hangi mikrofon buradan seçilirse o mikrofonu dinleyerek kayıt ediyorlar. Bunu niye önemsiyorum? Malum laptoplar özellikle kamerayla ve mikrofonla geliyorlar. Çok güzel bir şey bu. Bir de ayrıca az önce gösterdiğim tek girişi olan kasaya sahipler. Siz bir de oradan taktınız diyelim mikrofonu ve kulaklığı. Hangi mikrofonu kullandığını biliyor musunuz? Windows veya bir takım yazılımlar akıllı. Yani kulaklığı taktığınızda kulaklığı varsayılan olarak ayarlıyor. Ama bu olmayabilir. Siz kulaklığı taktığınız halde hala web kamerasının mikrofonu devrede olabilir gibi ayarlamalar çok basit gibi görünüyor. İşte onları göstermek istedim ben. Bu ekranda Windows hangisini kullanıyormuşu buradan tercih edebilirsiniz. Şurada görünüz yeşil tik. Şu anda örneğin bu bilgisayarın bakın 1-2 tane mikrofonum varmış. Diğerleri pasif. İki mikrofondan üsttekini kullandığını söylüyor. Çift tuşa tıklayıp da buradan sesini açabiliyorum. Bunlar çok basit şeyler ama Windows arka planda bıraktığı için bunları hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Audacity'den biraz bahsetmek istiyorum. Audacity birden fazla mikrofonun içerisinden bir tanesini seçerek, hiç Windows'un ayarlarına gitmeden, istediğinizi seçerek kayıt yapma şansı size sunuyor. Aynı şekilde yaptığınız kaydı birden fazla hoparlörleriniz varsa da hepsinden ayrı ayrı dinleme şansı tanıyor. Örneğin kulaklığı taktınız, oradan bir test ettiniz. Acaba doğru mu yaptım? Masanızda hoparlörler var, oradan test ettiniz. Bluetooth'unuz var, oradan test ettiniz. Dolayısıyla bunun için de hiç adıyorsun ekrandan sağa sola gitmeden gidebiliyorsunuz. En büyük avantajı MP3 yaratabilmesi, düzenleyebilmesi. Bir başka avantajı sesin üzerine ses bindirebilmesi. Örneğin ben şu anda sizinle konuşuyorum. Bu konuşmayı bir ses kaydı olarak varsaydığımızda arka planda müzik koymak istersen bunu Audacity ile yapabiliyorum. Sesi kesip biçme, fade in, fade out efektleri, bir takım sesi hızlandırmalar ve kaydederken ki kayıt kalite ve kayıt seçenekleri bana oldukça esnek bir takım seçenekler sunuyor. Türkçe çok fazla anlatan var Audacity, YouTube'da, başka kanallarda. Buralardan çok kolay öğrenebilirsiniz. Hatta ben öğrencilerime bir ses kaydı ödevi verdiğim zaman diyorum ki Audacity bir program var, öğrenin. Şu kriterlerde bana ses kaydı getirin. O düzeyde, yani öğrencilerin çok kolay öğrenebilecekleri düzeyde ve teknik olarak da bilgisayarın çok çok rahat altından kalkabileceği bir yazılım. Farklı versiyonları var. Hemen hemen son 10 yıldır her sene yeniledi kendisini ama arayüzü çok az değişti. Tabii ki en son versiyonu indirerek kullanmanızı öneriyorum. Bugün yapacağımız birinci uygulama bu olacak. Teknik olarak sesi kaydedebiliyor olmak etkili bir ses, etkili bir ne diyelim, doğru bir sesi kaydedip kaydetmeniz anlamına gelmiyor. İşin anlatım kısmı, işte ne bileyim bulunduğunuz mekanın sessiz olması, mikrofonun tabii ki net ses kaydediyor olması, bunların hepsi tabii ki önemli. Bir başka şey, bazen konuşmalarınızın veya herhangi bir şeyin arkasına arka plan müziği koymak istersiniz. Biliyorsunuz bunu perakende sektörü çok iyi kullanıyor. AVM'lerde sürekli müzik çalar, büyük marketlerde sürekli müzik çalar gibi. Çok vurgulu, çok aklımızda kalan sinema sahnelerinin müzikleri de aklımızda kalır. Tabii o kadar sinemaya yönelik seslerin peşinde değiliz ama biz kendi ders anlatım seslerimizin veya ikinci yarıda göstereceğim videolarımızın da arkasına anlattığımız konuyu vurgulayan, dikkat çeken, belli bakıcılık sağlayan, farklı bir ruh haline sokan arka plan sesleri koyabiliriz. Bunları teknik olarak koymak kolay ama bu sesleri doğru bulmak kolay değil. Ben yaklaşık 4-5 yıl önce şans eseri bir araştırmada keşfettiğim ortamı göstermek istiyorum. studio.youtube.com
Eğer bir Gmail hesabınız varsa, yani YouTube'da video koyabilecek bir üyeliğe sahipseniz, biliyorsunuz ki bu ücretsiz bir şey. Videonuzu koyduğunuz o ekranda sol tarafta bir audio library, ses kütüphanesi diye bir seçenek var. Ona tıkladığınızda burada ekrana gelen yüzlerce arka plan müziği olabilecek ses geliyor. Bunlar tamamen ücretsiz, indirilebilir, MP3 formatında. Daha güzeli şu, isimler İngilizce. The Children in the Playground diye bir müzik. Şimdi bu ne demek bilmiyorsunuz. İsminden müziğin sizin ruh halinizi, videonuzun ruh halini yansıtıp yansıtmayacağını bilemezsiniz. Ama bu ekranda şöyle seçenekler var. Filtrele diyorsunuz, eğitim videoları için, işte çocuklar için, yetişkinler için veya müzik tarzı rock, folk, klasik gibi. İşte ilham verici, üzücü, şaşırtıcı, merak uyandırıcı gibi enteresan kategorilere ayırmışlar müzikleri ve bence gerçekten de başarılı bir filtreleme. Dolayısıyla böyle tam nokta atışı MP3'ler bulup indirip kullanabiliyorsunuz. Telif hakları sorunsuz yazdım. Telif hakları yok demedim, bakın açık demedim. Niye sorunsuz? Müziği beğenip indirme linkine tıklayınca YouTube hemen altında size bir uyarı veriyor. Diyor ki sayın kullanıcı, bu müziği indir, kullan, parçala, kes, ne yaparsan yap ama yarattığın materyalin, eserin sonuna bir yerlerine de ki ben bu müziği şuradan aldım. Size metni de veriyor. O metin içerisinde hem YouTube'un bu müziğe dair linki var hem de o müziğin bestecisinin, yani YouTube'a kim koyduysa bestecisinin adı soyadı var. Bu çok adil bir şey. Gerçekten de alıp onu referans verip kullandığınızda çok güzel şeyler oluyor. Bunun aksi sizi çok sıkıntıya sokabilir. Çok sevdiğiniz bir film sahnesinin arka plan müziğini aldınız. Çok sevdiğiniz bir klasik eserin müziğini aldınız, indirdiniz. İndirmede bir sıkıntı yok. Ama bir materyale koyduğunuz zaman ve bunu yayınlamaya kalktığınız zaman sıkıntı. Ya resmi izin almanız lazım. Birçok telif konusunda sıkıntılar çıkabilir. Dolayısıyla böyle çözümler bence eğitimciler için, eğitim videoları hazırlayanlar için veya ses videoları hazırlayanlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hep YouTube diyoruz çünkü hep video yayınlamakta bizim derdimiz. Bir de ses yayınlama ile ilgili hazırlanmış çok az da olsa siteler var. Biz bunu daha çok podcast kelimesiyle duyuyoruz. Özellikle bu radyolarla başladı. Radyo DJ'leri programların sonunda hep şöyle dediler. İşte falanca FM'den hoşça kalın. Yayınımızın podcast'ini öğleden sonra dinleyebilirsiniz. Yani yayınımızın kaydını indirebilirsiniz demiyorlar. Yayınımızın kaydını izleyebilirsiniz demiyorlar. Podcast'ini dinleyebilirsiniz. Bu podcast tıpkı YouTube gibi dinlenebilir ama indirilemeyen teknik anlamda ses yayını demek. Bunların indirilmesini de istemiyoruz. Radyolar da istemiyor, biz de istemiyoruz ama dinlensin istiyoruz. Dolayısıyla bu işe podcast sistemleri dendi. Bunları yapan ücretsiz, tamamen ücretsiz yapan çok az. Ben bir tek Anchor biliyorum. Süre sınırı olmadan istediğiniz kadar seslerinizi kendi bilgisayarınızda tutup da insanlara mail atmak yerine seslerinizi Anchor gibi, Podbean gibi, birazdan göstereceğim diğer slide'daki sistemleri yükleyip adresleri öğrencilerle paylaşmak. Kaç saniye olursa olsun işte. Mutlaka üst değerleri vardır. Birkaç saat üst limiti olabilir tek bir şarkı için. İnsanlara hadi buradan gir, tıkla ve benim şunu parçamı dinle diyebilirsiniz. Hocam normalde MP3'ü paylaşmak zor mu? Değil. 3-5 megabaytlık bir dosyayı siz çok kolay paylaşabilirsiniz. Ama amacınız indirilebilecek bir dosya yaratmak değil de sadece dinlensin, indirilmesin, ne olur ne olmaz diyorsanız böyle sistemleri kullanabilirsiniz. Anchor benim gördüğünüz gibi bir üyelik, ücretsiz bir üyeliği var. Size hemen bir kanal yaratıyor. Kanalların içerisinde dosyalarınızı koyuyorsunuz ve insanlara kanalınızın adresini veriyorsunuz. İşte anchor.fm. Halil Tire Ersoy. Buna girdiğinde çocuk tıpkı bir YouTube kanalı gibi sizin video, pardon, ses listelerinizi görecektir. Podbean az önceki sistemin aynısı, alternatifi. Biraz daha tamam ücretsiz değil. Belli bir yere kadar size ücretsiz hizmet veriyor. Orada da size diyor ki 5 saatlik konuşmana en fazla koyabilirsin. İster tek sefer, ister parça parça. 5 saatin üzerine koyacaksan ben diyor bunlara
senden aylık, yıllık ücret istiyorum. Bu da aynı şekilde koyduğunuz ses dosyalarını gruplama, her birine link verme gibi seçenekler var. Örneğin bunda da Anchor'da da her bir dersinizle ilgili birden fazla videoyu çekip gruplayabilirsiniz. Kanal olarak veya grup olarak geçiyor. Ve bunları kanal kanal paylaşabilirsiniz. Buralardan indirmek %99 yani mümkün değil. Çünkü öyle bir link yok. Pardon, Podbean'de indirme linkini Podbean kendisi veriyor. Anchor'da kendisi vermiyor. Eğer paralı üyeliğe geçerseniz Podbean'de, paralı üyelikle sahip olanların indirmeyi engellemesi yönelik seçenekleri o zaman açıyor. Eğer amacın sadece indirmekse zaten buna hiç ihtiyaç yok. Koyun Google Drive'a gitsin ama indirilmeden gitsin diyorsanız bu Podbean'in ücretli kısmı veya Anchor'ı kullanabilirsiniz. Tabii ki hiçbir şeyin %100 indirilememesi, kaydedilmesi mümkün değil. Yani indirilemiyor ama arkadaş mikrofonu dayar hoparlörün yanına kaydeder. Yapacak bir şey yok ama siz en azından video sahibi olarak ben önlemimi almıştım diyerek olası bir durumda kendinizi yasal olarak haklı durumda tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Sesle ilgili son söyleyeceğim şey dönüştürme. Az önce söyledim MP3 en iyi ama her yazılım MP3 açmıyor, kapamıyor, kaydetmiyor. Ama dönüştürmek de mümkün. İşte sadece dönüştürme amacıyla mesela FreeMake Audio Converter var. Ücretsiz bir yazılım. AudioCity düzenleme yapmasanız bile AudioCity'de açabildiğiniz bir ses dosyasını farklı kaydet diyerek farklı formatlarda kaydedebiliyorsunuz. O anlamda ben yine AudioCity'yi öneriyorum. Online bir takım dönüşüm sayfaları var. Online MP3 Converter gibi. Aratırsanız gelir ama online yapılan hizmetlerin de ekranlarında gelen enteresan reklamlar, içerikler veya acemi kullanıcıların tıklayıp da virüs bulaşması için bir takım içerikler çok. O riske girmeye gerek yok. O yüzden referansla biliyorsanız o sitelere güvenin. Bilmiyorsanız hiç bulaşmayın. Gerçekten MP3 dönüştürüyor olabilir ama o küçücük kutuda sizi dönüştürüp diye sokana kadar bir sürü reklam, içerik. Yani siz yapmasanız bile sizin internet kotanızı yiyecek, acaba virüslü mü birçok şey. Bir tane temiz yazılım işte AudioCity'yi edinin ve sesleri dönüştürün gitsin derim. Bazı projelerimizde biz işte kendimiz seslendiriyoruz, ediyoruz ama özellikle eğitim yazılımı gibi bir tık ötesinde, kişisel kullanım bir tık ötesinde projelerde ses önemli bir kriter. Hem teknik olarak temiz olması hem de tabii sanatçının yani ses sanatçısının da artık bir katkısı yok mu var? Bir Yıldız Kenter'den şiir dinlemek var, bir de benden dinlemek var. Dolayısıyla ses kaydetmek profesyonel bir iş olarak zaten dışarıda verilen bir hizmet. Bunu kelime, süre, stüdyo karşılığı yapan birçok firma var. İnternette bu işi çözmek isterseniz birkaç site var. Kelime olarak size faturalandırılıyor. İşte bunnystudio.com bunlardan bir tanesi. Diyor ki girişte kaç kelime istiyorsun? Ben ekrana denemek için 800 kelime yazdım. 800 kelime ne kadardır? Bir abstrakt mıdır, özet midir? İşte bir sayfa mıdır yazı bilmiyorum. Bu 800 kelimenin tabii kaçı cümle, kaçı tek tek sayı, kaçı şey bu önemli değil. Önemli olan ses. Ekranda gördüğünüz gibi 191, şunu biraz büyütemiyorum. Bir dakika kendi ekranımdan hemen bakayım arkadaşlar. Dolar mı TL mi onu söylemek için kusura bakmayın. Hemen şöyle yan taraftan o ekranı daha büyük halini göstereceğim. Evet dolarmış, kötü haber dolarmış. İşte 191 dolar, 348 dolar gibi. Bunlar nedir? Bunlar isimler var. Yani işte Onur var, Ali var, Oğuzhan var. Farklı sesi iyi sanatçıları seçmenizi ve sipariş vermenizi sağlıyor. Bu projelerde bence değer. Yani bir Avrupa Birliği projesi yapıyorsanız, bir BAP projesi yapıyorsanız, bu parayı verebilecek bir bütçeniz varsa gerçekten farkı görüyorsunuz. Hem çekim kalitesi hem seslendirenin profesyonelliği, vurgu, dikte çok iyi. Ama tabii ki bireysel olarak çok da altından kalkılacak rakamlar değil. Yani ben ders videosu çekeceğim. Şu anda benim anlattığımın ötesinde ne olabilir diyorsanız bu eğitim için, dolayısıyla bu tür şeylere çok da para harcamaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama bunlar da var. Dediğim gibi internetten yapılabilmesi sizin kalkıp gitmenizi, bir takım şey yapmanızı gerektirmiyor. Daha önceden ben biliyorum işte Ankara'da stüdyo arardık, stüdyoyla gider konuşurduk. Önce stüdyonun kirasını verdik, adam derdik sanatçıyı sen mi bulacaksın, ben mi bulacağım gibi gibi gibi.
Şimdi ben buraya kadar dediğim gibi sesle geldik. Ara vermeyeceğim. Ara vermeyeceğim. Öyle devam edeceğiz. Ses kısmını kısmen bitirdik. Tabii ses tek başına da kullanabilecek bir materyal ama aslında videonun içerisinde veya farklı materyallerin arkasına koyduğunuz zaman da önemli. O yüzden bu bir eğitimi bir bütün olarak düşünmek lazım. Birazdan anlatacağım video düzenleme yazılımlarında da öncesinde düzgün bir ses kaydı, bir konuşma kaydı istiyorsanız bu yarısı, bu saatten önceki ses yazılımlarıyla bu sesi hazırlamanız lazım. Bu anlattıklarımız orada da geçerli. Şimdi video kısmında ilerlemeye çalışalım. Video kısmında herkes video hazırlıyor. Artık hemen hemen her şey videosu hazırlanmaya başladı. Biz burada eğitsel videoları biraz daha ele almaya çalıştık. İnternette bununla ilgili işin teorisi, etkisiyle ilgili çok fazla kaynak var. İşte mikro videolar, eğitim videoları gibi eğitim amaçlı kullanılabilecek videoların çeşitleri var. Mikro videolar dediğimiz çok kısa, 1 dakikalık, 30 saniyelik intro videoları. Eğitim videoları dediğimiz biraz daha YouTube'da nasıl yapılır videoları gibi. Hizmet içi eğitim videoları biraz daha uzun. Bazen arasına etkileşim katılmış. Yani soru soruyorsunuz. Bakalım şu anlıkları dinlemiş mi diye devam ediyor. Animasyonlu videolar gerçek değil de çizimlerle, karikatürize karakterlerle ortaya çıkıyor. Burada da amaç kompleks bir takım şeyleri daha basite indirmek. Çizimden dolayı biraz daha sadeleştirme şansınız var. Ders içerik anlatım videoları benim bugün PowerPoint ile göstereceğim. İçerik var, siz kenarda ya varsınız ya yoksunuz gibi. Asıl önemli olan içeriğin kendisinin olduğu videolar. Ekran yakalama videoları. Bunlar da özellikle yazılım tanıtıyorsanız, web sitesi tanıtıyorsanız çok güzel. Literatüre baktığınızda birkaç tavsiyede bulunmuş literatür. Hedef kitlenizi mutlaka tanıyın. Yani her video herkese eşit etki yaratmayabilir. Senaryo oluşturun. Ne yapacağım, nerede duracağım, nerede kalkacağım gibi. Kaydınızı yapın, ses kaydınızı yapın. Ondan sonra mutlaka düzenleme. En azından girişe ve çıkışa, giriş çıkış, kapak sonu, teşekkür ekranları ekleme gibi bir takım düzenlemelere ihtiyacınız var. Ve sonra da yayınlama seçenekleri var. Bunu nasıl yayınlayacaksınız gibi. Bu tür şeyleri çekim anına bıraktığınızda maalesef sıkıntılar çıkabilir. Aynı şeyi tekrar çekmeyle ilgili süreye çok fazla kaybedebilirsiniz. O yüzden bunlara önceden hazırlık yapmakta fayda var. Çok mükemmeliyetçi olmamak lazım. Bunu niye söylüyorum? Benim o kadar param yok ki nasıl alayım yapayım zannetmeyin. Bunu aslında ortalama bir web kamerası, mikrofonla da yapabileceğiniz çok etkili şeyler var. Örneğin PowerPoint eğitimciler için neredeyse bedava. Ama bugün göreceksiniz video çekeceğiz. Dolayısıyla birçok şeyin yolu var. Şimdi video teknik anlamda ucu bucağı çok açık bir şey. Tarihsel olarak işte avilerle başladığı çok farklı formatlara büründü ama nihayetinde günümüzde en çok rağbet edilen MP4. Bunu hem internet üzerinde, hem cep telefonunda, hem arabanın teybinde, hem televizyonda her yerde tüketebiliyoruz. Dolayısıyla böyle MP4 üretmeyi artık kendimize hedef hale getirmek lazım. Nasıl buluruz? Video nasıl bulunur? Yaratma kısmı. 1. Cep telefonu veya kamerayla, el kamerası çekersiniz. Sıfırdan kendiniz çekersiniz. Bunu sonra bilgisayar aktarmak kolay. 2. YouTube gibi internetten indirebilirsiniz. Bu arada indirmek suç değildir. İndirdikten sonra ne yaptığınız suç olabilir. Onu da birazdan değineceğim. Ama indirirkenki tehlikeleri de unutmayın. YouTube'un kendisi bunu sunmuyor. Ama YouTube'un üzerinden indirmeye size yardımcı olan ekranları sıkıntılı ekranlar. Bir başka videonun içerisinde video alarak ilerleyebilirsiniz. Örneğin bir saatlik bir çekim yaptınız ama 10 dakikası ihtiyacınız var. Bu da sizin için bir kaynaktır. Yine ekran yakalamayla, yani kendi bilgisayarınızın ekranını yakalayarak video elde edebilirsiniz. Ve son olarak da en basit olan web kamerasından kaydedebilirsiniz. Web kameraları genellikle satın aldığınızda bir de yazılım sunarlar size. Kullanıcı bir de kendini görsün, test etsin diye. Ve bu yazılımların birçoğu videoyu web kamerasının görüntüsünü kaydetmeye yarar. Bu şekilde bu 5 tane seçenekten videomuzu elde edebiliyoruz. Şimdi YouTube'dan indirme amacıyla, ya indirdiniz, ben bunu 100 kere izleyeceğim arkadaş, her seferinde kotamdan mı yiyeyim, ben bunu indireyim, bilgisayarımı koyayım, izleyeyim. Bunda hiçbir sıkıntı yok, yasal bir sıkıntı yok. Ama siz bunu indirdikten sonra başka bir yayında kullanırsanız, bir materyalde kullanırsanız sıkıntı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. İndirmek için de benim kullandığım birkaç sayfa var ama ekranlarındaki reklamlar,
uygunsuz olabiliyor. Reklamın kendisi can sıkıcı olabiliyor. Hatta virüs de olabiliyor. O yüzden burada dikkatli olmak lazım. O tür sayfaların hiçbir sorusuna olumlu yanıt vermeyin. Şunu kur daha hızlı indirirsin. Hayır. Bu site senin şu özelliğine erişsin mi? Hayır. Hiçbir şeye izin vermeyin. Eğer izin vermediğinizde size indirmenize izin vermiyorsa terk edin o siteyi. Boş ver. Çünkü diğerleri de var. Bunu uyarmak istiyorum. YouTube'dan indirirken en fazla 720p kalitesini indirebilirsiniz. Benim bildiğim. 720 de iyi bir kalitedir. En azından monitörde, ekranda izleyebilirsiniz. Ha, ben evde koca televizyonda gerine gerine film izleyeceğim diyorsanız video YouTube'dan indirdiğiniz videonun kalitesi oralara yetmeyecektir. Orada artık kıtırlamalar başlayacaktır. Başka videodan alıntı yapmak, ekran yakalamak için yazılıma ihtiyacınız var. Benim en çok kullandığım, hoşuma giden, ücret olmasına rağmen tavsiye edeceğim Camtasia Studio. Hani para vereceksem neye vereyim bari diyorsanız Camtasia Studio'yu öneriyorum. 2019'da son versiyonu çıktı ama 2016, 2017 hepsi güzel. Resimlerden video oluşturmak, timeline'i var, ses eklemek, sesi biçmek, efektler vermek, geçiş efektleri vermek gibi her türlü şeyi yapabiliyorsunuz. Diğer yazılımlara göreceli de kolay. DaVinci Resolve ücretsiz, yasal. Her sene kendini yenileyen, enteresan, ücretsiz olduğu için enteresan diyorum, güzel bir yazılım. Hocam biz profesyonel video düzenleyeceğiz, keseceğiz, biteceğiz, efektler olacak, yanacak, dönecek, renklerle sonradan oynayacağız diyorsanız DaVinci Resolve'u edinin. Türkçe çok fazla kaynak var, YouTube'da Türkçesini anlatan var, İngilizce kendi web sayfaları çok dolu. Kurduğunuzda 3 küsür gigabaytlık bir yer kaplıyor, az değil. Çok efekti var. Dolayısıyla iyi bir bilgisayar ihtiyacınız var. İşte i5 işlemci ve 4 GB RAM ekran kartınızla paylaşımsızsa hiçbir sıkıntı yaşamazsınız gibi. Garip bir şekilde o PowerPoint 365 de bu listede var. Çünkü ekran yakalama veya ders anlatım videosu çekmek için PowerPoint nihayet sunum anını video olarak kaydetme seçeneklerini ekledi. 2018-2019'dan beri ekledi. Bunu demosunda fırsat kalırsa göstermeye çalışacağım. PowerPoint'te, son kullandığınız PowerPoint'te normal slide gösterisine geçerken o menüde bir de slide gösterisi kaydet diye seçenek var. O slide gösterisi kaydete tıkladığınız zaman ekran slide'daki gibi normal görüntünün yanına hemen sizin web kameranızı, tabii web kameranızın bağlı olduğunu varsayıyorum, web kameranızı getiriyor. Aşağıda mikrofon ve kamera açma seçeneklerini sunuyor. Ve yukarıdaki kırmızı kaydet butonuna tıkladığınızda o anda ekranda ne görüyorsanız ortada tabii ki video olarak kaydediyor. Bu güzel bir şey. Bu birçok yazılımda aramaya bulmaya çalıştığımız şey. Slide arası gidin gelin konuşun hiçbir sıkıntı yok. Durdurduğunuz anda PowerPoint yine eski haline dönüyor. Her slide'ın içerisine o slide'da tükettiğiniz videoyu video nesnesi olarak koyuyor. Ve siz onu PowerPoint olarak kaydedebilirsiniz ama dosya menüsünden farklı kaydet ve video kaydet derseniz ve oradaki bir takım kalite seçeneklerini seçerseniz alın size MP4. Bir bütün olarak size çıkıyor. Güzel bir şey. Tavsiyem şu, slaytlardan slayta geçerken böyle bir kayıt yapıyorsanız mutlaka bir sessizliğe bürünün. Arkadaşlar bu slaytta bunu gördük, bunu gördük. Arkadaşlar burada da burada da burada da gibi slide geçişlerine konuşmayın. Niye? Slide geçişlerine konuşmaya devam ederseniz sizin bir slide'ınız, konuşmanızın bir kısmı, bir önceki slide'da kelimenizin bir hecesi diğer slide'da kalacaktır. Orada ses bir saniye sessiz kalmakta fayda var. Video dosyası, pardon, PowerPoint yapabileceğiniz gene güzel bir şey ekran yakalayarak video oluşturma. Bunun için de yazılım aradık biz yıllarca. İşte Camtasia'yı mesela ben o sayede buldum zamanında. Önce ekran yakalıyordum, sonra düzenliyordum. PowerPoint'de bu var. Ekran yakalama. Mikrofon da üzerine konuşabiliyorsunuz. Bakın PowerPoint'i yakalamıyorsunuz. Ekranda herhangi bir anı. Hatta siz ilk tıkladığınızda önce diyor ki ekranı seç lütfen. İster tam ekran seçin, ister küçük seçin fark etmez. Kayıt tuşuna bastığınız anda mikrofonu da aktif hale getirirseniz web kamerası yok bu senaryoda. Sadece sesli ve bir ekran görüntüsünü size video olarak getiriyor. Gene işiniz bittiğinde PowerPoint ekranına dönüyor. Ve siz o videoyu sağ tuşa tıklayıp farklı kaydet derseniz PowerPoint'ten bağımsız bir MP4 olarak kaydedebiliyorsunuz. Kalitede oldukça başarılı.
Bunu da vaktimiz kalırsa gösterebilirim. Bakın PowerPoint biliyorsunuz nereden nereye geldi. Hiç yazılım kurmadan bu iki işi yapabiliyoruz. Düzenleme kısmında eğer düzenleme kısmını sadece kırpmak değil de daha fazlaysa biraz daha yazılımlarla uğraşmanız lazım. Aşağıdaki seçenekler gene var. Camtasia Studio, DaVinci. Ek olarak yine Windows'un kendi içerisinde artık Movie Maker yerine gelen video düzenleyicisi var. Birçok kişinin bundan da haberi yok. Ben de geç haberim oldu. Bunlar işimizi görecektir. Düzenlemeden kastımız ne? Enini boyunu değiştirebilirsiniz. 4'e 3'ten 16'ya 9'a getirebilirsiniz. Kalitesini değiştirebilirsiniz. Örneğin 720p'lik bir kalite, 720p'lik bir videonuz var. 100 MB. Ama siz bunu cep telefonundan izleyeceksiniz. 240'a düşürün gitsin. 15-20 MB'ı iniverir. Ses değiştirebilirsiniz. Videoya ses ekleyebilirsiniz. Kendi sesini kısabilirsiniz. Bu tür seçenekler var. Ve yine tabii ki az önce söylediğim gibi araları kesip biçme, birden fazla video ekleme gibi seçenekler var. Bunların hepsi düzenlemeye giriyor ve gördüğünüz yazılımlar başta olmak üzere yazılımlarla yapılabilecek şeyler. Windows'un video düzenleyicisi dediğim gibi eskiden Movie Maker vardı. Çok başarılıydı. Windows 7 kapandıktan sonra bir süre Windows 8'de kaldı ve Microsoft bunu 2017'de falan çöpe kaldırdık. Bir daha dedi izin vermeyeceğim kurulumuna. Ben de öyle yanlışlıkla bir gün kaldırdım. Duramadım ve eyvah dedim artık yok yani Microsoft niyeyse kaldırdı. Sonra fark ettim ki Windows 10'da video düzenleyici adı altında aynı basitlikte birazcık daha az özellikleriyle ama nihayetinde benim olan, bilgisayarımın bir parçası olan yazılım geldi. Bu yazılımı da video düzenleyici diye aratın. Hemen gelecektir bilgisayarınızda. Kullanabilirsiniz. Var olan videoları kesebilirsiniz. Başına sonuna giriş ekranları, çıkış ekranları ekleyebilirsiniz. Resimlerinizi yan yana koyup fotoğraf albümünden video yapabilirsiniz. Arka planına müzik ekleyebilirsiniz. Ama müziklerin ses seviyeleriyle çok oynama seçenekleri yok. Yani tabiri yerindeyse işte öğrencilerinizin bile yapabileceği bir editör, ücretsiz Windows 10'un bir parçası. Seste olduğu gibi videolarda da format önemli. Niye? Evde çalamıyorsunuz, orada yapamıyorsunuz, megabaytı çok büyük, büyük bir çeşit bir şekilde ihtiyacınız var. Dönüştürmek için az önceki yazılımlara ekleyip oradan da paket alabilirsiniz veya sadece hiç video açmadan dönüştüren yazılımlar var. İşte benim en çok kullandığım Free Video Converter diye bir program var. Az önce audio'sunu görmüştük. Bu da gördüğünüz formatların hepsinin arasında birbirine dönüşüm sağlıyor. Aynı anda 15-20 dosyayı birden hadi bakalım bunların hepsini MP4 yap diyebiliyorsunuz. MP4'ü MP4 yap diyebiliyorsunuz. Örneğin bir kaliteden 720p'den 1080'e çıkaracaksınız veya tam tersi yap diyebiliyorsunuz. Böyle toplu işleri yapabiliyorsunuz. Bu da özellikle videolarınızı çektiniz veya bir süre sonra değiştirmek istiyorsanız kalite anlamında işinize yarayacaktır. Yine ücretsiz temiz bir yazalım. Son konumuz artık yayınlama. Yani videoyu sesle bir şekilde hallettik. Nasıl yayınlayacaksınız? Şimdi bu Word dosyası gibi veya PDF gibi değil. E-posta ile gönderebileceğiniz bir büyüklükte değil. 100 MB'den 1 GB'a kadar çıkar. Kalitesine, büyüklüğüne göre. Bunu sağa sola gönderemezsiniz, yayınlayamazsınız. Veya insanlara koydunsanız bile indir demeniz sıkıntılı olabilir. İkinci sıkıntı çoğu insan videosunun indirilmesini istemez. Neden? Telif ve KVKK'dan dolayı. Hem içerisine koyduğunuz görüntülerde sizin ders materyalinizin özel bir ortamın görüntüsünü paylaşmak için oradan izin almanız lazım. Veya içine koyduğunuz arka plan müziği eğer telifsizse, izinsizse, bir takım resimde izinsiz kullandıysanız bunların yayınlanması sıkıntılı. Dolayısıyla çoğu insan, hepimizin daha doğrusu dikkatli olması lazım. Yayıyorsak dikkatli olmamız lazım. Her ne kadar biz eğitim amaçlı bir takım materyallere sanki biraz daha esnekmiş gibi düşünüyoruz kanunları, böyle maddeler var. Ama yine de siz bir ürün yaratıp bir yere koyup yayınlanmasını yoluna gidiyorsanız mutlaka bu telif ve KVKK'da yasal işlemler, yasal eserlerle yola çıkmanız lazım. Dolayısıyla insanlar indirilmesin ama yayınlansın istiyorlar. Bu açıdan tahmin ediyorum işte ilk akla gelen seçenek sizin de YouTube'dur. YouTube başarılı, son derece başarılı. Hem kontrol anlamında hem düzenleme anlamında. Kullanıcı için de rahat. İnternetiniz düşükse kaliteyi düşürüyorsunuz, gene izliyorsunuz. İnternetiniz yüksekse çıkarıp gene izleyebiliyorsunuz gibi güzel seçenekleri var.
İkinci bir, YouTube'un şöyle bir özelliği var. Şöyle tek tek bahsedelim. Bir Google hesabınızın olması lazım. 15 GB'lık size bir alan veriyor. 15 GB'ın üzerine çıktığınız zaman artık sizden para istiyor. MP4 seviyor ama diğer formatları da yükleseniz kabul eder. Diğer formatları yüklediğinizde der ki bekle, ben bunu MP4'e dönüştüreceğim. Bir yarım saat geç yayınlanır videomuz. Ama MP4 yüklerseniz hemen onu tıklatıp hemen 5-10 dakika içerisinde yayınlar. YouTube'un son yıllarda getirdiği telif kontrolü var. Örneğin siz aldınız İbrahim Tatlıses'in güzel bir şarkısını girişe koydunuz fon olarak. Arkada çaldı, siz de videonuzu yaptınız, videoda siz varsınız. YouTube bunu algılıyor ve diyor ki sen diyor bu parçanın telifini ödememişsin, hiçbir şey belirtmemişsin, izin almamışsın, ben bunu diyor yükleyemem. Bu yayıncıların da eser sahiplerini de koruyan güzel bir seçenek. Tabii ki bunu atlatmanın yolları var işte. Müziğin ne bileyim hızını değiştiriyorlar, tonunu değiştiriyorlar. Algoritmik olarak algılanmasını da bozup yapma yöntemleri var. Ama yine de alıp birebir kullandığınızda bu kontrolden geçiyorsunuz. Son olarak yayınlama seçenekleri. YouTube aslında herkesin görmesi için video koyduğumuz bir yer. Ama isterseniz aramalarda sizin videolarınız insanların karşısına çıkmasın. Sadece o adresi bilen, o karmaşık adresi sizden alanlar buna erişebilsin diye liste dışı diye bir seçenekle de yayınlayabiliyorsunuz. Bu koruma değil, bu sadece bulunabilirliği azaltmaya yönelik bir şey. Liste dışı yaparsanız adresi insanlara verdiğinizde o adresi bilenler izler, sonsuz kere izler, ona bir şey diyemezsiniz. Veya o adresi alıp birisi başka birisine verebilir. Ama nihayetinde Google'a, YouTube'a veya Google'a arama yaptığında anahtar kelimeleri girse bile sizin videonuz onları bir seçenek olarak çıkmaz. Ben örneğin kendi eğitim videolarımı zorunluysam YouTube'a koymaya liste dışı olarak işaretliyorum. Kapalı derseniz sadece kendiniz görebilirsiniz veya e-posta adresini verdiğiniz bir kişi görebilir. Bu ne kadar mantıklı bilmiyorum. Belki kısa süreli kendiniz kapalı hale getirebilirsiniz. Microsoft Stream'den bahsedeceğim. Biz Microsoft'la anlaşmamız gereği senkron uygulamalarda Microsoft Teams kullanıyoruz. Zoom ve Big Blue Button veya diğer şeyler yerine. Bunda yaptığımız ders kayıtları Microsoft Stream'e gidiyor. Microsoft Stream YouTube'a çok benzer. Video depolama, video yayınlama servisi Microsoft'un. Ücretli. Ancak öğretmen ve öğrenciler için Stream'in de içinde olduğu Office 365 üyeliği ücretsiz. Yeter ki siz bu üyelik sırasında kurumsal bir e-posta adresini verin. Bu kurumsal e-posta adresinizi verirseniz veya sizin kurumunuz kurum olarak anlaşma yapar, aa evet bu kişi, bu öğrenci benim öğrencimi işaretlerse ücretsiz olarak bunlara erişebiliyorsunuz. Ne var içerisinde? Dışarıya kapalı, YouTube gibi değil, dışarıya kapalı ama aynı kurumda, aynı uzantıya sahip kişilerin izleyebilecekleri videoları koyabiliyorsunuz. Kanallar, kurumlar, gruplar yaratıp bunların farklı paylaşım seçenekleri var. Örneğin ben 5 ders veriyorum. İşte programlama, web tasarımı, o şu. Web tasarımıyla ilgili bir kanal veya grup yaratıp bütün videolarım orada barındırıp öğrencilere o kanalı bir kütüphanedeki kitap gibi gösterebiliyorum. Tekrar diyorum, YouTube gibi dışarıya paylaşımınız yok, kapalı. Bir kişinin sizin stream'deki videonuza ulaşması için mutlaka stream üyesi olması lazım ve sizin kurumunuzla aynı kurumda olması lazım. Ben başka bir kurumdaki, örneğin işte Başkent Üniversitesi ama Atatürk Üniversitesi'nde de bir stream sahibine sahip olan birisine videomu yayınlayamam. Bireysel izin vermem lazım. O da biraz işi uzatıyor. Aynı şekilde son söyleyeceğim şey, video barındırmanın ötesinde stream gördüğünüz gibi en altta ekran veya video kaydet seçeneği de sağlıyor. Bu çok garip bir hizmet. Niye? Web tarayıcınız üzerinden ekran kaydeden bir ortama gidiyorsunuz. Program kurmuyorsunuz, herhangi bir yazılım kurmuyorsunuz. Tarayıcınızda bir kaydet butonu geliyor ve ekranınızı yakalamaya başlıyorsunuz. Bu o anlamda biraz hayat kurtarıcı bir seçenek. Son seçenek. Videoyu çektiniz, oldu size 300 MB. Ne yapacaksınız? YouTube istemiyorsunuz, lisans derdiniz de yok bilmem. E-mail göndereceksiniz, gönderemiyorsunuz. Tabii ki bulut. Buluttan kastımız nedir? Google Drive'a koyarsınız, Microsoft OneDrive'a koyarsınız, Dropbox'a koyarsınız, paylaşırsınız. Paylaşan kişi ister izler, ister linkini alır ve indirir. Sizin paylaşım seçeneklerinize göre ilerler. Burada da özellikle öğrencilerden istediğimiz,
video ve ses ödevlerini herhangi bir ÖYS'ye yüklemek, e-posta ile hocaya göndermek zor, bazen imkansız. Biz öğrenciler o yüzden bunu da ek bilgi olarak veriyoruz. Diyoruz ki kaç megabayt, gigabayt olursa olsun videonuzu buluttan paylaşmayı bilin. Bir şekilde teslim ederken, insanlara ulaştırırken bunları yapabilirsiniz. Tabi burada dosyanın indirilmesi sizi ne kadar rahatsız eder etmez, ona bir şey diyemem. Sunumumuz burada bitti. Ben şimdi sunum içerisinde bahsettiğim uygulamalardan en benim hoşuma giden Audacity. Hemen bir onu göstereceğim. Ondan sonra PowerPoint'i göstereceğim. Aynı zamanda sizlerden de soru gelirse bir taraftan da sorulara cevaplamak üzere gösteri veya ek bilgileri sunmaya çalışacağım. O yüzden ben şimdi sunum paylaşımımı durduracağım. Ekran paylaşımına geçiyorum. Bilgisayarımdaki Audacity'yi açarak size bir ses düzenleme yazılımında neler yaptığımı göstermek istiyorum. Evet, bu benim masaüstüm. Audacity'yi daha önce kurmuştum, kullanıyorum. Bakın bu şekilde gelecek. Böyle bir ortamı var. Şimdi isterseniz dosyadan aç diyerek, isterseniz kaydet diyerek mikrofonunuza ses kaydı yapabilirsiniz. Bakın burada mikrofon veya, özür dilerim, bende birçok mikrofon var. İşte 2-3 web kamerası, kulaklıklı mikrofon, kasa mikrofonu vesaire. Örneğin şu anda kullandığım Rode NT'yi kullanamam. Sizinle kullanıyorum. Şunu seçeyim, web kameramı. Burada da nereden duyacağımı seçiyorum ve şurada seviyeleri var. Bakın her şey burada. Hiçbir yere gidip Windows'un bir şeyle uğraşmama gerek yok. Kaydede başlayacağım ve bir 10 saniye konuşacağım. Merhaba, şu anda Audacity programı ile ses kaydı yapıyoruz. Bugün günlerin 30 Mart 2021. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bu kadar. Kaydımızı ettik. Şu ekranı şöyle oynayabilirsiniz. Sesin kaydı biraz ses kısık gibi geldi. Bu gördüğünüz maviliklerin kendi bulundukları koridorda yukarıya veya aşağıya dokunmadan olabildiğince yayılması aslında iyi bir şey. Çok bağıramadım, çekindim yanınızda. Yeşil butonla oynatabilirim. Buraya kadar hocam nesi var diyeceksiniz. İlginç. Buraya kadar ilginç bir şeysi yok. Hemen bunu dosyadan dışa aktardan MP3 olarak aktarabiliyoruz. Eğlenceli kısmı şu. Seçip silebilirsiniz. Örneğin seçtim. Delete'e bastım bakın. Word'de kelime seçer gibi. Şuraya aldım. Ctrl-C ile kopyaladım. En sona getirdim. Ctrl-V ile yapıştırdım. Kopyalı yapıştırla bir takım işler yapabiliyorsunuz. Ses seviyesini etkileyip arttırıp azaltabilirsiniz. Burada çok fazla efekt var ama başlıcalarını söylemek istiyorum. Asıl eğlenceli kısım, bir başka müzikle bağlayalım. Bir de bunun arkasına fon koymak istiyorum. Yine dosya. Bu defa içeri aktar diyelim. Önceden kaydettiğiniz bir bulduğunuz klasik müzik eseri var diyelim. Bakın böyle bir, izninizle şurada arka plan müziği olabilecek bir ses bulayım. Örnek sesler. Şu nedir bilmiyorum. Açacağım. Açıyor. Bu birkaç dakikalık bir müzik. Yukarıda benim konuştuğum 10 saniye, aşağıdaki hemen hemen 2,5 dakikalık bir şey. Bakın fareyle şöyle sildim, tuttum, sildim, gitti. Biraz şöyle yakınlaşmaya çalışıyorum büyüteçle, her ikisini de görmek için. Kendi sesini biraz geç başlatmak istiyorum. Hemen yukarıdan kaydırma çubuğuma bastım. Bakın kendi sesimi biraz en başını görelim bunların. Kendi sesini bakın böyle birazcık geriye çektim, geç başlasın gibi gibi. Oynama seçenekleri son derece kolay. Bu müzik ben konuşurken çok fazla gelebilir. Onu biraz kısmak istiyorum. Oynatma çubuğumu buraya getirdim. Bakın şu kısmı seçiyorum. Pardon, artık seçim moduna geri gelelim. Ben konuştuğum yerde şöyle. Yukarıdaki ses konuşma sesim, aşağıdaki ses müzik sesim arkadaşlar. Şu dalga düzenleme kısmına getireceğim. Bakın buradan böyle olmadı, pardon. Şöyle noktacıklar koyalım önce. Şimdi oldu. Şöyle bakın. Yani herhangi bir yere kod yazmıyorum, bir şey yapmıyorum. Birkaç ekranda neyle dokunacağımı tahmin edin. Hatta bunu biraz erken kısmaya başlayalım, değil mi? Şöyle.
Bak böyle getirdim. Deniyorum hemen. Biraz daha müziği kısabilirim. Kendi sesimle biraz oynayalım. Şöyle yükseltmek için. Onu belki yukarıdan yapmak lazım. Yeniden yükseltici demek lazım. Gibi. Girişleri çıkışları düzgün yapabilirsiniz. Bir takım şeyler. Hemen çıktığımızı alalım. Dışarıya aktar. MP3. Dosyayı seçiyorum. İşte bir klasördeyim. MP3'ü yazmış. Örnek ses diyelim. Burada kalite standartları var. Kilobit per second olarak. Normal konuşmalarda arkadaşlar, yani bir insan sesini birkaç kişiyi kaydedecekseniz 96 kilobit per second'a kadar düşebilirsiniz. Ama enstrüman ve buradaki bir müzik varsa işte 100-200'leri falan çıkın. 300'leri falan da çıkabilirsiniz. Tabii ki bunu çok üst değerlere çıkmanın bir anlamı yok. Eğer bunu duyabilecek iyi hoparlörünüz yoksa. Dinlemek de önemli. Ben bir üste çıkardım kaliteyi. İki tane ses var. Ben bunu birleştireceğim uyarısı var. Birleştirsin. İşte sanatçının adı, bir takım bilgiler girebilirsiniz. İşte burada örneğin ikinci müziğin adresini, aldığınız yerin adresini yazıp telifte sizin belirtmenizde fayda var. Tamam diyorum. Boş bırakıyorum. 48.000 Hz'de kaydedeceğim dedi. Kabul. Kaydetti. Kaydetti. Bakın çok kısa. 10 saniye olduğu için çok hızlı halletti. Şuraya İşte yaptığımız örnek ses bu arkadaşlar. Audacity ile ilgili çok güzel örnekler var. Yani YouTube'da çok güzel öğretici bir takım şeyler var. Hani nasıl kaydedilir, hangi efekt verilir, nasıl tempo arttırılır, azaltılır, bunlara bakabilirsiniz. Audacity'yi böylece kapatıyorum dizinizle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi PowerPoint'e geçeceğim. Bu arada proje olarak kaydedeyim mi diyor. Yani düzenleme işine sonra devam edecek misin? Diyebilirsiniz ki evet, tamam, şu anda ihtiyacım yok. Gelelim PowerPoint'e. Bir tane boş dediğim, yani hazırlanmış standart bir PowerPoint dosyası açacağım sizlere. Umarım hala ekranım paylaşımdadır. Bu gördüğünüz Office 365'in PowerPoint ile gelen arayüz. Dediğim gibi öncesinde video yoktu. Sesli kayıt yapıp video yaratabiliyordunuz ama kamera kaydı için mutlaka Office 365'in PowerPoint'ini kullanın. Normal herhangi bir efektim yok. Koyabilirsiniz. Çok da dert değil. Bildiğiniz bir PowerPoint slide'ı. Yapacağınız şey slide gösterisi. Slide gösterisi kaydet seçeneğindeki baştan kaydet. Tabii bunu yapmadan önce mikrofon ve kameranızı ayarladınız, bağladınız diye düşünüyorum. Bakın bana uyarıyor. Diyor ki senin seçtiğin web kamerasını şu anda başka bir yazılım kullanıyor. Kim kullanıyor? Şu anda sizlere seminerde ulaştırmak için Big Blue Button kullanıyor. Ben buradan başka bir kamera seçeceğim. Hazırlıklıydım. Birkaç kamera getirdim. Bakın şöyle kameramı da koydum. Bu diğer açıdan bir kamera. Şu anda beni izlediğiniz kamera değil. Tahmin ediyorsunuz mikrofonum da seçili. Birden fazla mikrofonunuz olabilir. Kayıda tıkladığınızda artık yaptığınız her şey kayıt olacak. Şöyle birkaç saniye konuşalım. Merhaba arkadaşlar. Bu slaytta sizlere web teknolojilerini kısaca anlatmaya çalışacağım. Slaytlarımızda web teknolojilerinin birazcık tarihçesi, HTML diline giriş, web sayfalarının çalışma mantığı ve web sayfalarını yayınlamak için kullandığımız web sunucularının Apache ve IIS özelinde bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Bakın durdura tıkladım arkadaşlar. Sunumu bitirdim. Ekran kapanmadı hala ama ben kaydımı yaptım. Sunum modundan ayrılıyorum artık siyah çarpıya basarak. Normal PowerPoint'e geldim. Bakın her slide'ıma bir video eklemiş sağ alt tarafta. Açıya lütfen takılmayın. İkinci kameramın açısını ayarlamadım. Bu haliyle PowerPoint olarak kullanılabilir. Ama bizim asıl videoyu nerede istiyoruz? Şimdi ben şuraya kadar, 5'e kadar geldim. Sonrakileri kullanmadım. Dolayısıyla 6. ve sonraki slide'ları atıyorum çöpe. Bu kadar. Ne yapacağım? Dosyadan dışarı aktar diyeceğim arkadaşlar. Dışarı aktar. Burada da videoyu seçeceğim. İşte bütün mesele bu. Video oluştur. Size kaliteyi soracak. 1080 kabul. Güzel. Tavsiyem 1080 yapın. YouTube'a da yükleyeceksiniz. 1080'de gitsin. Full HD.
Ama bu neye mal olur? Şu anda bunu kaydederken bekleme süreniz artar. Artı megabaytınız artar. YouTube'a yüklerken vakit kaybedersiniz. Ama yükledikten sonra insanlar sizi Full HD izleyebilir. Ben şu anda sizin karşınızda çok beklememek için en küçük standardı 480p'yi seçiyorum. Bu tablette, telefonda tamam ama bilgisayar ekranında çok iyi görünmez. 480'i tıklayacağım. Video oluştura tıklayacağım. Bana bir isim soruyor. Daha önce de Dabaht'tan denemiştim. Teknolojileri videosu diyelim. Tamam, tıkladıktan sonra kaydetmeye başladı. Ekranın en altında oluşturuluyor diye bir seçenek var PowerPoint'in en altında. Böyle gidiyor. Eğer pişman olur da ya ben bu videoları haz etmedim derseniz ne yapın? Her ekrandaki videoya bakın. Nesne gibi seçip atabiliyorsunuz. Birinci slide'den temizleyin, ikinci slide'den temizleyin. Atabiliyorsunuz. Hatta ikinci slide'da diyelim ki görüntünüzün olduğu yerde bir önemli yer var. Görüntünüzü böyle tutup buraya götürebilirsiniz. Veya şöyle koyabilirsiniz. Ben madem bu tarafa bakmışım. Videoya çektiğinizde bu burada çıkacaktır. Bunu slide bazında, slide anında değil ama slide'lar içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Böyle seçenekler de var. Kaydetme işlemim bitti benim. Hemen gidip kontrol edeyim. Şu 1.6 MB yaptı. Şöyle bir çift tıklayalım bakalım ne gelecek. Arkadaşlar, bu böyle geliyor. Kaç saniye? Yaklaşık 21 saniye. Bunu 5 ile çarp, yok 3 ile çarpın, 3.5 megabayt, hemen hemen 5 megabayt yapacak bir dakikası. Fena değil. Fena değil. Gördüğünüz gibi PowerPoint ile böyle ders anlatım videolarınızı PowerPoint kullanacaksanız güzel güzel hazırlayabilirsiniz. PowerPoint'in içerisindeki geçiş efektleri, bir takım efektler, bunlar da kullanılabilir. Sunum anında, az önceki siyah ekranda bu efektler de her hareketinizi spacebar'a, boşluğa bastığınızda devreye girer ve ekrandaki nesnelerinizi de kendi animasyonlarıyla videonuzun içerisine koyabilirsiniz. Bu açıdan PowerPoint'i, ben bu özelliklerini seviyorum. Az önce söylediğim ekran yakalama özelliği de eklem menüsünde, bakın burada ekran kaydını tıkladım. Önce bir ekran seçmemi istiyor. Dolayısıyla önceden açmak lazım. Ekranınızın şurasını kaydedeceksiniz diyelim. Ondan sonra record butonu var. Bu da aynı şekilde kaydınızı yapıp video olarak PowerPoint'e koyuyor. Orada sağ tuşa tıklayıp, örneğin şu videonuz diyelim. Bakın medya farklı kayda seçeneği var. Yani PowerPoint'ten kurtulup artık bunu tek başına şu haliyle MP4 olarak kaydetme hakkınız var. Ekran yakalamada da o yolla PowerPoint'in içerisinde videonuzu alabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki ben şu anda hala sorularımıza açığım ama tabii kendim kaptırıp gitmiş olabilirim. Geri dönelim şöyle paylaşım ekranımıza. Sorularımız varsa alabilirim. Eğer sorularımız yoksa bir de son olarak Windows'taki video düzenleyiciyi göstereceğim. Buraya kadarki kısımda bilmiyorum anlaşılmasını da zor olan, tereddütte kaldığınız bir nokta var mı? Halil Hocam. Dinliyorum. Teşekkür ederiz güzel sunum için. Şöyle bir soru var. YouTube'da unlisted olarak yüklenince seyreden de reklam çıkabilir mi? Bu soruyu cevaplayacak deneyimim olmadı. Çünkü YouTube'da biliyorsunuz reklam kısmı hitle ilgili ve YouTube'un kendi standartlarında, örneğin 10 bin, 20 bin, 100 bin gibi bir indizlenme sayısına geldikten sonra YouTube kendisi normalde videolara koyuyor. Benim maalesef Acer videolarım hiçbir zaman 100 bin kere izlenmediği için şehir kısmına gelemedim. Hani unlisted videolarımda da bu var mı göremedim. Ben olacağını sanmıyorum çünkü unlisted videolar YouTube'un kendisinin her ne kadar hizmetini sunduğu ama insanların arayarak ulaşamadıkları, dolayısıyla reklam verenin de o riske girip oraya reklam koyacağını sanmıyorum. Normal aramalarda siz en önde olmak istersiniz ama çok bulunmasını istemediğiniz bir videoda reklam vermek ben olsam istemezdim ama dediğim gibi bu sadece bir teori benimkisi. Halil Hocam teşekkürler. Siz son bölümü anlatın. Toparlayalım o zaman. Tabii ki. Tabii ki. Hemen şöyle yine ekran paylaşımında tekrar döneceğim.
Yine bakın Windows'ta video düzenleyici diye yazıp tıkladığınızda geliyor. Böyle bir yazılım var. Burada gördüğünüz yazılımların birçoğu, resim veya videoların birçoğu normalde Windows'un diğer uygulamalarında videolarla, resimlerle oluşturmuş bir depo. Bunları kullanarak başlarsınız ümidiyle. Yazılım size bu girişi sunuyor. Ama biz sıfırdan başlamak istiyorsak tabii ki yeni video projesini şuradan tıklıyorum. Moviemaker bilenlere biraz tanıdık gelecektir. Sol taraf yine kütüphanemiz, sağ taraf ön izleme panelimiz, alt tarafta da bunları sıraya koyduğumuz bir timeline'ımız var. İsmimizi verelim. Sonradan değiştirmek de mümkün. Web teknolojileri diyelim. Gördüğünüz gibi kitaplığımız boş. Bu ne demek anlamına geliyor? Burada kullanacağınız her türlü resim, çekilmiş video, çekilmiş, kaydedilmiş sesin önceden hazır olması lazım. Bu sadece bir araya getirdiğiniz bir alan. Ekle diyerek bilgisayardan size bazı daha önce kaydettiğiniz videoları toparlama şansı tanıyacak. Örneğin bakın şunu ben bir çekimimi aldım. Bir tane daha önceden bir resim hazırlamıştım. Kapak olabilecek bir resim. Özel bir grafik olmasını istiyorsanız bunu koyabilirsiniz. Bir başka videoyu ekleyebilirsiniz. Sadece göstermiş olmak için bir resim daha ekleyeceğim izninizle. Şöyle bir resmi koydunuz. Bunların hepsini buraya yığdınız. Buradaki sıralamanın hiçbir önemi yok. Hangisiyle başlamak istiyorsanız önce bu. Aldım, aşağıya koydum. Şunu pardon iptal ediyorum. Bu niye geldi? İkisi de seçildi sanırım. Evet. Sonra videomu koydum. Tıkladım. Şurada da varmış aynı şey. Bakın ikinci seçenek olarak geldi. Bunu aldım. Resimleri koymak isterseniz diye söylüyorum. Tabii ki birden fazla koyabilirsiniz. Herhangi bir limitimiz yok. Bu şekilde arka arkaya dizdik. Şimdi bu her birisi ne kadar ekranda kalacak? 3 saniye, 55 saniye, 3 saniye. 3 saniye benim için çok diyorsanız ilk resmimizi tıklıyoruz. Süreyi buradan ayarlıyoruz. Örneğin 1 saniye diyelim. Videomuza dokunmayalım. Çıkışımızı da anlamsız bir çıkış ama süreyi buradan değiştirebiliyoruz. Örneğin buna da 2 saniye yapalım. Buradaki gibi hazır resimleri kullanabilirsiniz veya kendiniz yazı yazabilirsiniz. Örneğin şu kapağı haz etmediniz veya kapakta önce bir şey yazmak istiyorsunuz. Bakın başlık kartta ekle diye bir seçenek var. Tıklıyorum. Yazının videonun en başına 3 saniyelik bir alan ekliyor. Ve bu alana yazı yazmanızı sağlıyor. Metne tıkladım. Ne yazalım? Örneğin işte ata... Ögem, eğitim, nerleri kapağında kapağı olur mu? Olur. Bir takım ön şablonlar var. Hangisini seçmek istersiniz bilmiyorum. Arka planı değiştirmeye yönelik bakalım neler sunacak bize gibi. Bitti diyelim. Bu kadar bakın. Süreyi zaten dediğim gibi şuradan tekrar bir saniyeye düşürelim. Bir saniyede yaptık. Şöyle bir ön izlemeden tıkladım. Her biri birer saniye. Böyle gidiyor. Video ile ilgili ne yapabilirsiniz? Kırpabilirsiniz. Bakın videoyu seçtiğimde zaten bölme veya kırpma seçenekleri göründü. Kırpmaya tıkladım. Başını ve sonunu belirlersiniz. Örneğin ben ilk 25 saniyesini kullanacağım derseniz. Şöyle 25'e kadar aşağı yukarı getirdik. Başı da kalsın. Bu kadar. Son kısmını almayacak. Bitti diyorum. Son kısmını almadı. 33 saniyeye indirdi. Yine bunun üzerindeyken bazı küçük yaramazlıklar yapabilirsiniz. Videomu seçtim. Efekte tıklıyorum. Sağ tarafta bir efekt kütüphanesi var. Örneğin şöyle kendimi bir yere getirelim şöyle. Ben nerede konuşmaya başlıyorum? Neyse birazcık kötü gördüm kendimi. Ha, şurası fena değil. Mesela şunu ekleyelim. Tıkladınız. Bakın böyle bir görsel efekt. Bu ne acaba diye test edebilirsiniz. Bakın bir bomba patlattık. Başka ilerlesin biraz daha. Bir tane daha koyalım.
Yine efektlerden şunu alalım. Atomik. Büyütme şansımız var tabii ki. Bu neye benzedi derseniz. Geldi gitti. Yani bunlar küçük yaramazlıklar. Bitti deyip getirdiğinizde nerelere koyduk? Şuralarda var galiba. Daha önceydi sanırım, bomba patlatmıştık değil mi? Bu şekilde çok kolay. Hallerseniz sonra bomba patlattık gibi. Yazı kartını sona da ekleyebilirsiniz. Şunu alıp sona koyup teşekkürler ekranı da hazırlayabilirsiniz. Biraz daha böyle diyelim, bitirelim. Dolayısıyla istediğiniz sıralamaya sokabiliyorsunuz. En sonunda arka plan müziği eklemesi şansı var. Yalnız arka plan müziğini kısamadım. Önceden sesi kısılmış bir arka plan müziği koymakta fayda var. Videoyu tamamla diyerek işimizi bitiriyoruz. Yine kaliteyi sizin için, şu anda kayıtta çok uzun sürmesin diye en düşükte tutacağım. Dışarıya aktarla ilerliyorum. Masa üstüne kaydetsin. Kaydet diyelim. Dış aktarmaya başladı. Benim makinem harici ekran kartına sahip. Fena değil. Çok iyi de değil. i5, bu da i5. Ekran kartım var. RAM'im 4. Hızı görüyorsunuz. Tabii sürede kısa, yaklaşık 40 saniyelik. Peki bu kadar. Birer saniyelik kapaklar. Böyle gidiyor. En sonunda teşekkürlerle videoyu bitirdik gibi. Kapatıp çıkıyorum. Sormadı bana, kaydetti muhtemelen proje olarak. Daha sonra tekrar videoları açtığımda oradan devam edebiliyorum. Bu yazılımla ilgili dediğim gibi MovieMaker yerine geldiği için çok duyurulmadı, edilmedi. Ön planda değil ama tavsiye ediyorum, kullanabilirsiniz. Öğrencilerinizden bak böyle bir şey var deyip hadi böyle bir şey yarat diyebilirsiniz. Ses için de böyle, video için de böyle. PowerPoint dediğim gibi herkesin elinde var. Yani yazılım kısmı aslında bu kalitedeki videolar için çözülmüş durumda. Ama bunun dışında tabii ki daha profesyonel senaryolarla, seslendirmelerle derya denizde yapabilecekleriniz de çok sınırsız. Halil Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizin de yani ben uygulama yaptırdığınız için bunu deneyen hocalarımız vardır diye hiç kesmek istemedim. Fakat süremizi doldurduk. Hatta biraz geç. Onun için toparlamak istiyorum. Öncelikle kırmadığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bütün izleyicilerimize, tüm hocalarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza katılımları için teşekkür ediyoruz. Bu videoyu daha sonradan da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Geç kaldıysanız ya da tekrar etmek isterseniz bazı yerleri, o bölümleri izleyebilirsiniz. Ayrıca buna benzer çok sayıda içeriğimiz olan Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nin ogem.atauni.edu.tr adresinden içeriklerine erişebilirsiniz değerli arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte 14.30'da Doçent Doktor Bekir Gür hocamızla beraber görselleştirme üzerine başka bir programımız var. Yarınki programımıza kadar hoşça kalın diyoruz. Halil hocamıza adı gibi öncü olan üniversitemiz adına ve tüm arkadaşlarımız adına tekrar teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Ben de teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Destek olan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Umarım başka çalışmalarda da birlikte oluruz. Kolay gelsin, iyi günler. İyi günler.